Kolay gelsin. Gidebilirsin, haber veririm. Ali, bizim burada ne işimiz var he? Abi şu kızın sesini bir dinle be. Bir dinle. Gel abi gel. Tamam hadi. Bir şey çıkıyorum, bekle. Derdi bana sen tattırdın. Dert üstüne zulüm yaptın. Sanki benim. Bu ne? Nasıl mekan? Beğendin değil mi ama? Müthiş. Müthiş. Ben kaçtım, sana eğlenceler Ali. İsyan eden kalbimi biraz olsun duy yeter. Aşka sen eğlen bana bak. Ben lavaboya gidiyorum. Masamız burası. Seveceksen sev yeter. Feryat durdun hep yıllar boyu peşimde her gün beni ağlattın hiç güldürmedin bu yaralı kalbimi ağlattın hiç güldürmedin bu yaralı kalbimi isyan Asaf bir buz usu versene. Buyurun. Az önce söylediğiniz şarkı en sevdiğim şarkıdır. O kadar güzel söyledin ki. Tuncay ben. Bir içki ısmarlayabilirim. Sahne alırken içmem. Sonra? Bakarız. 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 Adını söylemedin. Nihan. Müzik.
Ne içiyoruz? Ne ısmarlıyorsun bana? Ben fazla kalmayacağım. Burada eski bir arkadaş vardı. Sahneye çıkıyordu. Ona bakmaya geldim de. Nihan'ı mı soruyorsun? Evet, evet. Tanıyor musun? Tanımaz mıyım? Çıkamıyor artık sahneye. Şarkı söyleyecek mecali yok. Hasta. Hasta. Biliyorum, biliyorum. Hasta olduğunu biliyorum da. Hastalığı ne peki? 3 ay önce teşhis koyuldu. Son evreymiş. Savaşayım dedi ama... yapacak bir şey yok demiş doktor. Son evre. Anladım. Tamam. Gidiyor musun? Kim sordu diyeyim Nihan'a? Sen bir şey söyleme, ben bulurum onu. Kolay gelsin. Bana bir taksi çağırır mısın? Tabii. Baba? Nereye? Kreşe, ablanın yanına. İşi bitene kadar giderim, beklerim. Sonra biraz alışveriş. Çünkü senden bir hayır yok. Ben niye fırsaydım şimdi yine ya? Oğlum kaç defadır söylüyorum. Ablanla otur bir konuş. Şöyle abla kardeş bir sohbet edin ama yok. Ya baba, denemedim mi sanıyorsun? Kaç kere gittim, konuştum, lafı ağzıma tıkıyor. Üstüne gidiyorum, parlıyor hemen. E onu diyorum işte. Bir şey yapmıyorsun. O yüzden diyorum gideyim ablanla ben konuşayım. İyi tamam, gel ben bırakayım seni. Aa, oğlum bir işe yarıyor. Kurban mı kessem acaba? Allah'ım sana şükürler olsun. Oğlum işe yarıyor. Geleyim mi ben de? Yok yok, sen işine bak. Tamam. Ya baba. Bu kadar düşünme ya. Hem sen kendin demiyor muydun? Erhan abiyle araları biraz zimoni düzelir diye. Hoş geldiniz. Abi, Senem Hanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz Senem Hanım. Hoş geldiniz Senem Hanım. Hi guys. Aa, Senem Hanım döndünüz mü? Yes honey. Senem Koraslan is back. Ay bir tiksindim şu an kendimden ya. Böyle özentiler gibi. Gerçi kime diyorum değil mi? Siz plaza insanısınız. Sizin 5 lafınızdan 3'ü zaten İngilizce. Bavulum sana emanet, tamam? Ablam yerinde mi? Çıktı. Amerika nasıldı? Ya çok güzeldi, teşekkür ederim. Buralardayım artık, görüşürüz. Kolay gelsin. Teşekkürler. Siz. Ay hoş geldiniz. Hoş buldum Seval. Ablam odasında değil mi? Yok, maalesef çıktı. Tüf ya. Babanız geldi mi bilmiyorum ama Tuncay Bey'e bakayım isterseniz. No, Tuncay Bey'i almayayım. Tuncay Bey mi? Abim şirkete geliyor yani. Şirketin başına geçti ya. Ne? Orada duramazsın. Ya abim burada çalışıyordu. 2 dakika hemen onu görüp çıkacağım. 2 dakika. Aynen. İyi, geç bakalım. Çok teşekkür ettim. İyi günler, kolay gelsin.
Merhaba, kolay gelsin. Ben Erhan Yıldırım'la görüşecektim. Şirket dışında şu anda kendisi. Ne zaman döner peki? Bir bilgim yok. Öğrenme şansınız var mı? Maalesef mümkün değil. Tamam. Kolay gelsin. Teşekkürler, sağ olun. Abi eyvallah, çok sağ olasın. Abi şirkete geldim, bulamadım seni. Bir konuşmamız lazım. Çalışmıyorum bugün. Ara beni uygun olunca. Anadolu Kavana. Çalışmıyorum bugün yalnız. Çalışmıyorum derken? Ticari araç değil misiniz siz? Hem tepe lambanız yanıyor. Hanımefendi, bugün boş günüm, çalışmıyorum. İner misiniz rica etsem? Boş günlerinizde de genelde boş mu yaparsınız? Anadolu Kavana ya da en yakın polis karakoluna lütfen. Müşteri beğenmiyorsanız şikayetçi olacağım. Evet, buyurun. Adın ne? Efendim? Adın. Sana ne? Ay tamam ya, ne kıymetli adın varmış. Benimki Senem. Bak ne kadar rahat söylüyorum, Senem. İster misin? Sana sen ya, vıdı vıdı ne konuştun yol boyu? Naneli. Çok teşekkür ederim, severim naneli. Buradan. Burası mı? Hı hı. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Vay anasını. Burada yaşıyorsun ha? Geçici bir süreliğine diyelim. Misafir gibi bir şey o zaman. Sayılır. Ben az önce biraz öküzlük ettim galiba. Kusura bakma yani. Özür dilerim. Sorun değil. Tamam o zaman. Tamam, kolay gelsin. Teşekkür ederim, kolay gelsin. İyi günler. Efendim Yasemin. Alo Şükran Hanım. Ay niye açtınız telefonu? Berkan yok. O kadın aldı götürdü çocuğu. Ne diyorsun sen Yasemin? Bir kadın teyzesiyim dedi. Hediye getirdim dedi. Aldı götürdü çocuğu. Nasıl? Tuncay oğlum. Anne ne oluyor? Anne, dur. Tuncay oğlum. Tuncay. Anne. Bir kadın, ne oldu? Bir kadın gelmiş teyzesiyim demiş. Berkay'ı alıp götürmüş oğlum.
Nihan. Elif, Elif. Anne, Elif Berkay. Anne. Hayırdır? Anne, duyuyor musun beni? Doktor. Anne, duyuyor musun beni? Doktor. Anne. Su içelim. Anne, şey yap. Anne, duyuyor musun? Anneciğim. Anne. Anneciğim, şunu iç. Tamam, iç ne olursun. Elif, Nihan Berkay'ı kaçırmış. Tamam anneciğim, ben bulacağım Berkay'ı, tamam mı? Habersiz bırakmayın bizi. Nihan. Tamam, sakin. İyi misin Şükrü Hanım? İyiyim yavrum, iyiyim. Hadi siz atın imzanızı. Saçmalama, düğün iptal. Berkay'ı bulacağız. Tamam anneciğim. Tamam, sakinleyin biraz. Sakin. Su vereyim tamam, biraz ya. Anlamalıydım zaten. Çocuğu istiyordu. İkna ettiğimi düşündüm. Edememiş. Aptal herif! Tamam, sakin ol. Sakinim. Gel polise gidiyoruz. Ne oluyor Sibel? Niye iptal ettin düğünü? Zaten masada da dondunuz kaldınız. O Elif denen kız niye sana öyle bakıyordu? Ya, affedersiniz. Sibel'le bir yalnız konuşabilir miyiz? Tabii. Ben sana nasıl yardım edeceğimi şaşırıyorum, kalıyorum Sibel. Bilmiyorum artık. Ne saklıyorsun sen benden? Hiçbir şey. Bana pek öyle gelmedi Sibel. Yeğenim kayıp. Yani bu şekilde imza atamazdık ya. Yeğeni kaybolduğu için de bizim nikahımız kayılamıyor şu an. Elif'le konuştuktan sonra bir tavırlandın Sibel. Ne dedi sana? Bir söyler misin bana lütfen? Hiçbir şey. Ya Sibel, ne saklıyorsun benden? Allah aşkına bir konuş ya. Yani Elif sana ne demiş olabilir ki? Senin kafan çok karışık duruyor. Elif'le senin... Elif'le benim? Elif'le senin, ya sizin aranızdaki o düşmanlık hiç gitmeyecekmiş. Hiç geçmeyecekmiş, öyle dedi. Sen gerçekten kötü bir yalancısın yahu. Söyler misin? Lütfen Sibel. Doğruyu söyleyene kadar sen, gitmeyeceğim buradan, bir adım bile atmayacağım. Tamam. O zaman ben giderim. Yine başladık ya. Hadi şimdi kurtulayım, hadi. Öndeki araç takip edeceğiz. Yenge ne yaptın da nikah masasında bıraktı seni? Benim kayınçonun da başına geldi. Hak etmişti ama. Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar. Şansına üçüncüsü nikah gününe denk geldi. Yabancı bir hanımla basıldı. Abi senin kayınço şu an gerçekten benim hiç ilgimi çekmiyor ya. Öndeki araçta sen gözlerini ayırmazsan çok sevineceğim. Hani? Değmez ablacığım, üzülme. Ne yaptı damat? Benim baldızın başına da geldi yalnız. İşinize bakın lütfen. Konuşmazsanız daha hızlı sürebilirsiniz. Eğer Erhan bu bebeğin ondan olduğunu öğrenirse Sibel'le asla mutlu olamayacak. Onlar da bana yaşattıkları acıları yaşayacaklar. Doğru mu? Bebek Erhan'ın mı? Doğru. Bebeğimin babası Erhan. Ama hiç kimseye söyleme. Sürpriz olacak. Ne yapacaksın peki? Canım ne isterse onu yapacağım. Erhan'la aramda artık hiç kopmayacak bir bağ var.
Erhan bu bebeğin babası olduğunu öğrendiğimde senin yanında kalacak mı zannediyorsun?